Mafya ekranlarından selamlar sevgili arkadaşlar. Steam indirim tarihleri belli oldu. Bu tarihler açıklıyorum, şok olacaksınız. Evet, şu an bir ilk defa burada açıklanıyor. Cadılar Bayramı indirimleri var. 28 Ekim 1 Kasım tarihi zaten beklediğimiz tarih ve bildiğimiz evet, standart. Tarih aslında. Sonbahar indirimleri 26 Kasım 3 Aralık. Daha büyük indirim olarak görülen kış indirimleri ise 19 Aralık 2 Ocak arasında olacak. Yani bu önümüzdeki ay aslında. Yani cüzdanları hazırlamak için bir evet. Hazırlık süreci var. Ya baya baya indirim dönemi gelecek yani. Bakalım hangi oyunlar ne indirimde gelecek bilmiyorum. Burada tabii en büyük soru işaretlerinden bir tanesi Steam'le alakalı. Hani şundan dolayı Steam'le alakalı soru işareti RDR2 özelinde aslında. RDR2 biraz geç gelecek oraya. Aralık'ta evet, değil mi? Aralık'ta gelecek. İndirime girecek mi, girmeyecek mi? İndirimli mi çıkış yapacak? Yani belki bazı oyuncular orayı bile bekleyecektir RDR2'yi almak için. İndirimli çıkış yapar mı acaba? Ya ben pek zannetmiyorum. Değil mi yani? Star launcher varken yani adamlar kendi launcher'ından daha uygun fiyatlı bir şekilde, daha doğrusu daha fazla avantajlı bir şekilde vermeye çalışırken Steam'de hani böyle çok... Şey, sana sonradan çıksın ama indirimde satarsın gibi anlaşmadıysa. Zannetmiyorum öyle olacağını. Zor ya. Ben açıkçası RDR2'den bir indirim beklemiyorum. Olsa bile böyle çok hani yapmak için yapacakları bir indirim olabilir. O yüzden bekleyen varsa şimdiden böyle çok ama üzücü olabilir. Ama farklı indirim bekliyorum artık. Ya genelde hep bir standart indirime giren oyunlar var ya. Hani her sene alıyorsan, her sene takip ediyorsan aslında... Hemen hemen biliyorsun neyin indirime gireceğini. Evet, biraz şaşırtsın yani. Şimdi Epic falan da sürekli bir şeyler dağıtıyor. Evet. Hani biraz daha yükselsin. Ama bu Steam'le alakalı bir şey değil ya sonuçta. İşte olsun, bir şeyler olsun. Yani benim yani beklentim, indirim olarak beklentim oradan. Tamam, oyuncu olarak bekliyorsun ama evet, doğrudan Steam'in verdiği bir indirim olmadığı için bu aslında firmaların inisiyatifine kalıyor burada. Ne kadar indirime girecekleri, girmeyecekleri. Yani belki Epic gibi o da anlaşmalar yapsa ki yapmaz. Ama Steam adı altında da bir şeyler bekliyorum ben. Şu an anlaşma için biraz daha bence çok şey yapmıyorlar ama yakında bence anlaşmalara benzer şeyler gelecektir eğer Epic bu şekilde devam ederse. Ben Epic'ten sırf beleş oyunlardan 30 tane falan oyun almıştım. Bari kurdum yani. Şöyle bir şey var bir de hani sadece olay Epic'in Steam'i zorlaması değil aynı zamanda diğer firmaların kendi launcher'larına abanmak istemesi ve herkesin bir launcher olması yani hatırı sayılır. Bugün PC denilince akla gelen oyun firmalarının %80'inin launcher'ı oldu yani. Ubisoft, Electronic Arts zaten bildiklerimiz. Blizzard, Activision zaten var. Yani Steam zaten deli gibi pay aldığı için onlardan bu da bir zaten çıkış sebebi. Tabii. Yani şu an henüz belki Steam'i zorlamıyor ama zorlayacak. Ya bu iş ilerleyen zamanlarda kesinlikle şeye dönecek yani. Yani firmalar Steam'den kendilerini çıkarıp iyice tamamen işte Electronic Arts'ın yaptığı gibi kendi platformlarına satış yapmaya yönlendirecek de insanları. Ya Steam'de olsa bile şu olacak yani. Steam'de bir oyun 10 dolarsa adamın işte Rockstar'ın atıyorum launcher'ında Steam'de 13 dolar olacak belki. Yani böyle Steam'in aslında elini sıkışlaştıracak. Sonra belli bir yerden sonra da herkes kendi launcher'ına ilerleyecek gibi duruyor. Bakalım o işte nelere gebe olacak. Sen de oyun yaptın. Bir yerde Steam dese sana zıpla golü getir ama ben şu kadarını alırım. Bir yerde de Epic diyor. Hani ben şu kadarcık alacağım bir de üstüne sana para vereceğim. Kimi tercih edersin? Steam'i tercih ederim çünkü ben delikanlı bir oyun yapımcısıyım. Tabii ki de Epic. Hatta al. Ben atıyorum yani bedavadan al. Ben de buradan attım ki belki izleyen Epic çalışanı, Steam çalışanı vardır. Oğlum oyun mobil lan. Olsun canım ileride PC'ye gelir anlaşmasını yaparsın. PC remake'ini yapacağım PC'ye. Olay o zaten. Eksklüzif. Yakında yeni oyunlarla karşınızda olacağım hiç merak etmeyin. Onun dışında şöyle bir şeyden bahsedelim. RDR2 ile alakalı bahsetmişken hazır yeni videosu çıktı PC tarafında. Çok güzel gözüküyor. Oyun zaten konsolda da çok güzel gözüküyordu. Özellikle ben Xbox One'da 4K oynamıştım Xbox One X'te. Orada hakikaten muazzam bir görsel detayı vardı. PC'de ne yapacaklar? Nasıl bir görüntü detayı sunulacak? Çok çok merak ediyorum ama fragman hakikaten bir evet, filmden bayağı çıkmış iyi. Gibi yani. Peki baştan sona oynar mısın o görsellik için? Ya oynar mıyım bilmiyorum. Oynamak için otururum ama... Oynayabilir miyim bana diyeyim. Da oynamam gibi geliyor çünkü hani bu tür oyunlarla ben vakit geçirdikten sonra bağım kopuyor böyle tekrar dönsem bile baştan sona otur bitir zor. Ya Rockstar oyunlarının tekrar oynanabilirliği zaten genelde çok kuvvetli olmaz hani çünkü çizgisel bir deneyim sunar. Hani her seferinde farklı bir şey görmezsin yani aynı şeyi bir daha yaşarsın. O deneyimi özler miyim? Aslında özlerdim ama RDR online oynuyorum ben. Online'da zaten o hani Red Dead şeyini aldım. Yani açlığım gitti yani. Yani tadını aldın. Yani hala da alıyorum yani. Devam ediyorum oynamaya. Bir daha hani o deneyimi özleyeceğim bir durum olmadı. Ama PC'ye çıkınca bir bakarım. Belki modlarla falan ekstra bir şeyler yani olur. Ya bu şey bölümleri falan var ya çok sıkıcı olmaya başlıyor 2. 3. oynayışında. Hani ilkinde böyle bir experience, bir deneyim yaşatıyor tabii sana. Tabii canım o atın üstüne yavaşça gidiş yavaş, bile bir hani 20 dakika yürü git. Kesiyorsun, sohbet ediyorsun daşta falan. Şimdi biliyorum yani ne olduğunu işte. Vagonlarla bir yere gitmek mesela o kadar eğlenceli olmuyor ilk seferki gibi. Bir de ben iki kere bitirdim. Yani üçüncüyü o yüzden yani bitirir miyim ona emin değilim ama kesin deneyeceğim. Oynayacağım yani. Son olarak bir de geçen sefer siz gerçi Orhun'la beraber çektiniz. Riot Games'in bir etkinliği vardı. Evet sen hatta bizzat oradaydın. Yani ben bizzat oradaydım. Siz hani ben oradayken zaten bir video hazırlandı orada çıkacak oyunlarla alakalı. Bak gördüğüm en iyi tek firmaya ait etkinliklerden bir tanesiydi. Ya şundan dolayı müthiş bir içeriye şey kurmuşlar abi.
Yani setup kurmuşlar. Girişte böyle işte sisler çıkıyor. Cosplay'ler. Cosplay demeyeyim onları. Aktör diyeyim hatta yani. Aktörler işte karakterlere uygun hareketler yapıyor. Ben LoL'la çok alakam yok ama hani biliyorsun aşina oluyorsun. Sonuçta gördüğün yani. Şov seni etkiliyor bilmesen de. Yani o kompaktlık o şey çok iyi. Yani çok hoşuma gitti benim görsel olarak. Yani çok fazla oyuncu sayılmasam bile gerçekten de etkileyici geldi bana. Bir de Hasan Çolakoğlu ve ile konuşma şansımız oldu bizim orada. Hasan Çolakoğlu biliyorsunuz hani Türkiye'deki aslında Türkiye'yi ofisini idare ediyordu ama evet. Şimdi gelişmiş ülkeler müdürü olarak görev yapıyor Riot'ta. Önemli bir pozisyonda yani pek çok ülkeye birden bakıyor. Yani bir Türk olarak Riot Games gibi büyük bir firmada işte Hasan Çolakoğlu'nu görmek yani insanı mutlu ediyor yani hani üst düzey yöneticilerden tabii. Biri olarak. Sağ olsun o da bizle vakit geçirdi. Biz basın olarak oradaydık böyle birkaç soru sorma şansımız oldu. Konuştuk, muhabbet ettik yani. Hani yeni oyunlar için bayağı heyecanlılar. O belli yani özellikle FPS oyunuyla dövüş oyunu ben bu kadar çok oyun duyulmasını beklemiyordum. Ben de beklemiyordum ya yapsa bile aynı anda böyle gölde hatta gösterisi gibi beklemiyordum. Bir itiraf yapayım. Şöyle şimdi biz gidiyoruz oraya kendi aramızda bir muhabbet ediyoruz. Acaba ne duyuracaklar falan diye. En büyük söylenti kart oyunu duyurulmasıydı. Tamam ya en büyük söylenti buydu. Ben hani bunu duyunca öğrenince dedim abi ya of şimdi kart oyunu için mi geldik biz buralara kadar falan. Çünkü ben kart oyuncusu değilim hani. Ben daha böyle bizi götürüyorlarsa kesin daha değişik bir şey var diye düşünüyordum. Kart oyunu falan deyince böyle bir düştüm. Halbuki kart oyunu ama güzeldi. Ama aslında doğru düşünmüşsün. Değişik bir şey varmış. Evet. Ya kart oyunu da değişik ama onun ötesinde bambaşka şeyler de gösterdiler oraya geldikten sonra. Yani bizzat ben FPS oyunu veya dövüş oyunu denemedim. Ama şey açısından ilginç bir deneyimdi gerçekten. Hani o kadar fazla oyunun duyuruluyor olması çok gördüğümüz bir şey değildi. Tabii oyunlar nasıl olacak bilmiyorum. Hani orada işte Blizzard modeli mi örnek alınacak, başka modeller mi örnek alınacak, kendine ait modelleri mi olacak bilmiyorum. Animasyon bayağı coşturmuşlar. Orada şeyi merak etmiştim ben, onu sordum özellikle. Mesela Türkiye'deki oyuncu sayısı nedir yani? Hani Türkiye mesela Avrupa'nın hani ne kadar büyük bir kısmı var? Avrupa'da 1'deyiz ya da top 3'teyiz gibi bir şey yani. Hani Avrupa'da gerçekten oyuncu kalabalığı olarak çok büyüyüz. Ya bize önem veriliyor. Çok fazla oyun oynayan var ama gelir olarak hani gelir kazanma açısından 5 veya 6'nın sıradayız. Hani oyuncu sayısında tezat olarak o kadar gelir kazandıran bir yerdeyiz. Bunun birkaç sebebi var. Bir dolar euro kuru. Hani firma sonuçta evet. Yani Almanya'da atıyorum 3 liraya sattığı şeyi Türkiye'de sallıyorum 4 liraya satıyor. Yani aynı gelir kapısında kazanılmıyor. Bir de tabii ekonomik olarak çok oynuyoruz ama oyuna yaptığımız yatırım çok fazla olmuyor. Diğer şeylere nazaran. Yani o mesela duymam açısından enteresan gelmişti bana onu duymak. Bir de bu yeni oyunlarla beraber işin hani şimdi LoL ilk geldiğinde bence Türkiye pazarının en büyük katkısı e-spor kültürünü ve e-spor olgusunu böyle yerleştirmiş olması yani. Diğer firmalara da örnek oldular bu konuda. Zaten bu kadar hani o alanda büyük giren firma da yoktu. Evet zaten sanırsam yurt dışındaki şirketler açısından en büyük Türkiye'ye yatırım yapan şirket Riot Games. Aynen. Evet. Ben daha büyüğünü bilmiyorum. Net istatistiğim yok yanımda ama hani yani gördüklerime bakarsam. Server'ı olan, ofis açan. Tabii canım, bayağı bir yatırım yapıldı. Bayağı bir yatırım oldu burada. Kendi işte arenaları falan kuruldu yani. Ben daha büyük bir firma bilmiyorum açıkçası o kadar yatırım yapan. Şöyle şeyi merak ettik işte bir de. İşin e-spor tarafı ne olacak yani? E-sporda bir şeyler olacak mı olmayacak mı diye. Şöyle bir şey geldi orada da. Mesela Teamfight Tactics'i yaptıkları zaman bir e-spor düşünmemişler. Yani oyuncular yapsın, oynasın. İşte eğlensinler diye yapılan bulmuş ama daha oyun çıkar çıkmaz hemen bazı takımların oyuncular aldıklarını, işte oyuncular yetiştirdiklerini, anlaşmaları imzaladığını falan görünce yani işin ister istemez e-sporları kaydını fark etmişler. Büyük ihtimalle bu yeni oyunlarında da dövüş oyunu mesela çok mainstream bir oyun olamaz. Yani ana akım bir oyun olamaz. Çünkü dövüş oyunu zaten hani en popüleri bile dünyada ne kadar dövüş oyunları var. E-spor arenasında hep bir yeri var. Popüler ama hep böyle var, şeyde evet. Değil yani. Bir numara olamıyor. Evet. Bir de dövüş oyunu yapanlar bu arada çok köklü bu. Evo var ya meşhur. Tabii. Yani zaten bu yeni duyurdukları oyunların hepsinde böyle sektörde belli başlı adamları evet. Toplayıp yapmışlar. Yani dövüş oyunu ne kadar hani ana akım olur bilmiyorum ama zaten onun potansiyeli belli ki. Yani kötü bir şey olacağını söylemiyorum. Sadece bir FPS etkisi yaratmıyor sektörde hiçbir evet, zaman. Evet. Dövüş oyununun artısı hani genelde ücretsiz çıkartıyor Riot Games oyunlarını. Ücretsiz olarak evet. Bu oyunun olması iyi olur. Çünkü hani rakip olarak en tepedeki oyunlara baktığında hepsi ücretli. Yani ücretli. Mortal Kombat'lar, Street Fighter'lar yani. Hepsi ücretli. Öyle ücretsiz bir alternatif sunuyorlar. Enteresan olabilir. FPS oyununda ve dövüş oyununda da e-spor tarafında bence yatırım yapacaklardır. Özellikle e-spor tarafında FPS oyunu yapılacak bir yatırım Türkiye'de bayağı ses getirebilir. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Tabii. Çünkü biz tutuklu olarak FPS'i... Bir de mesela MOBA türünün şöyle bir dezavantajı var bana sorarsan. Anlaması daha zor MOBA türünü. Yani sen mesela bir FPS oyununu bilmesen bile izlerken ne olduğunu anlayabilirsin. Yani ekrandaki... Yani hiç bilmeyen için evet. Dönen bir şeyi anlayabilirsin FPS oyununda. Yani belli çünkü sonuçta yani. Yani bir nişangah var, vurulan şey var. Yani ateş ediyorsun, vuruyorsun. Yani vuruyorsun. Bir de Riot'in yaptığı FPS oyunu mesela Overwatch gibi değil yani. Hani bayağı headshot atabildiğim bir oyun. Tabii. Yani böyle hitbox olarak Division tarzı oyunlardan uzak bir şeyi var, tarzı var kendisinin.
O yüzden mesela o tarz bir oyunun Türkiye'deki izleyicisi ve alıcısı daha fazla olabilir gibi geldi bana. Bu da sektörün büyümesi açısından bir fayda sağlayabilir. Belki diğer firmalarda öncülük yapar, farkını atılar. Çünkü ne kadar farklı firma Türkiye'ye yatırım yaparsa buradaki sektör o kadar da büyümeye devam eder diye düşünüyorum. Yani o açıdan olumlu. Hani bir oyuncu olarak oyunları oynarım oynamam o ayrı bir konu. Ama sektörel katkısı anlamında yurt dışındaki firmanın yeni oyunlar yapıyor olmasını bende direkt şey algısı yaratıyor. Ha, o zaman bunlar Türkiye'de e-spor yaparlar. Türkiye'de e-spor yaparlarsa beni sunucu yaparlar. Oradan 3-5 cebime bir şey. Ay pardon, bunları söylemeyeceğim. Özür dilerim. Riot, göz kırpıyorum sana. Kırpamıyorum da gözümü. Ama zaten ilk yani nikah kıymadan önce bir yüzüğü takmış çağırıp. Tamam. Değişiklik beni çağırsa neyse. 55 tane adama yüzük takmış yani. O kadar adam içinde sadece sana bakıyor. Tabii şöyle bir baktı. Hasan Çolak'ın göz kırptı diye. Şöyle bir. FPS ama sunucu şey potansiyelli diye. Kaç tane vardı mesela orada? Ya de... tabii sunucucuğum, bunlar tartışmalı konular yani. Tabii. Ben bir şey söylemek istemiyorum ama yani halkımız karar vermiştir buna diye düşünüyorum. Tabii ben ki. Velhasılken Riot etkinliğine alakalı böyle bir geri dönüş bildireyim istedim hazır oraya kadar gitmişken. Orada bir gün boyunca etkinlik alanı içerisindeydik efendim. Onlara teşekkür ediyoruz davet ettikleri için, bizi orada ağırladıkları için. Gündem haberlerimiz böyle. Ben bir tane ek çekeyim Riot Games'den bahsederken aklıma geldi. Yine Blizzard'dan Diablo 4 söylentileri çıktı. Almanya'da böyle bir artbook tarzı bir şeyin içerisinde işte bunun içerisinde Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 ve Diablo 4'ten çalışmalar vardır falan gibi bir metin falan varmış. Böyle bir şey çıkmış ortaya. Ondan da haberler büyük ihtimalle Kasım ayı içerisinde BlizzCon'da gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım orada. Evet ya, zaten çok kalp kırdılar. Hani çıkaracaklarsa o zaman bu zaman olabilir mi? Bu sene büyük girebilirler belki. Yani başka bir mobil oyun falan desece. Ne Overwatch Mobile. Overwatch Immortal. Öyle bir şey olur mu acaba? Olabilir, niye olmasın? Ya olabilir ama yanında bir tane büyük çıkarırsa evet, olur. Büyük ama çıkarmazsa yani. Skandal. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.